Dikkat! Bu bir canlı reaksiyon videosudur. Videoda oluşabilecek bütün küfürlerden ve argolardan müessesemiz sorumlu değildir. Evet, son reaksiyon videosunda yıllar sonra ilk defa bu kadar küfür ettiğim bir reaksiyon videosu çektiğim için kendimi kınıyorum. Birazdan çok daha azını çekmeyi, çekmeyi değil, çok daha azını ederek bir video çekmeyi umduğumu da belirterek başlamak istiyorum ama bunlar beni her zaman motive eden şeyler ve küfrün bir rehabilitasyon olduğunu hala savunmaktayım. Ama gerekmedikçe kullanmamanızı da tavsiye ediyorum. Bu ne? Kamu spotu gibi başladı. Efendim, Road WrestleMania'dayız ve an itibariyle WrestleMania haftasından önceki son SmackDown'ı izleyeceğim şimdi. Yani Go Home Edition'ın Go Home Edition'ı. Go Home Edition'a Go Home Edition şovu olan Friday Night SmackDown. Pazartesi Raw'da kafalar yandı. Şimdi SmackDown'da başka yerlerimiz yanmaz inşallah diyerek efendim reytingler bayağı bir düşmüş. Yani artık 2022 Türkiye'sinde demek ki pek de fazla rağbet görmüyor. Ama kalan sahalar bizimdir diyerek bu videoya sizden bir like rica ediyorum, yorum rica ediyorum. Friday Night SmackDown, Road WrestleMania 38, Go Home Edition'ın Go Home Edition şovuna hoş geldiniz. Are you ready for a good time? Hep bunu diyoruz. Hiçbir bok olmuyor ondan sonra bunu. Artık bir hayalim var. Artık bu Damn Now Forever diyen adam olmak istiyorum ya. Yıllardır WWE'den ekmek yiyen bir abimiz var. Biliyorsunuz pay-per-view'ların başında sesini duyuyoruz. And now WWE presents diyor böyle. O abiden sonra bu ekmek yiyecek. Evet, Raw'da her şey flu iken SmackDown'da her şey çok berrak. Yani o kadar berrak ki berrağı yiyenler oluyor, yemeyenler oluyor. Bu köpek de hay yedim, hay yiyeceğim derken arada derede yine bir WrestleMania galibiyeti alacak. Galiba şimdi WrestleMania'da her sene bir tane en az bir tane böyle ters köşe olur. WrestleMania'nın en keyifli yanlarından biridir ayrıca bu. Bu sene burada bir ters köşe bekliyor muyum? Ya olsa işte, yani WWE bunu yapıyor zaten. Adından her zaman hani söz ettirmek için bazen böyle şeyler yapıyor ama Roman Reigns'in kaybetmesi için bir sebep göremiyorum. Hani kaybedip kazanma olayı olabilir mi acaba diye düşünüyorum. Çünkü bu maçta Paul Heyman'ın gündeme geleceğini düşünüyorum. Başka türlü oluru yok yani. Bu maç tamamen hani maç bittiğinde Paul Heyman'ı konuşacağız gibime geliyor. Geçen hafta Dana Brooke, yine Brooke ya, Brooke Buraklar, en sevmediğim Buraklar listesinde ikinci sırada an itibariyle Brock Lesnar. Birinci sırada Hıyar Burak Elmas var. Benim için hiçbir önemi yok ya. Benim için hani bu şey gibi yani. Fener Beşiktaş maçı gibi, anlatabiliyor muyum? Daha çok Fener Beşiktaş çok olmadı. Çok oynadı da. Barcelona Real Madrid gibi. Hani ikisi de Galatasaray'a koydu neticede. Anlatabiliyor muyum? Brooklyn New York'tayız. Brooklyn. Güzel olur Brooklyn şovları. Azıcık ses ver la. Ve Cowboy Burak o odanın önünde bekliyor, yemin ediyorum var ya, çıkar çıkmaz indirecek. Çıkartmıyor valla. Çıkartmıyor, yiyorsa çıksın ha. Bir haftadır burada yatıyorum diyor. Vallahi odanın önünde bir haftadır orada yatmıştır var ya, o pezevenk. Roma bile gelmiyor. Roma'nın şampiyonu Roma. Roma'nın odasına bak abi. Adamın odasına bak. Yemin ediyorum Maz bütün Samoa kabilesinin gelmesi üzerine tasarlanmış ha. Mama var mı mama? Bak bir. Birinci Mansur Yavaş Büyükşehir Belediyesi mama dağıtıyor. Al da Lesnar veriver köpeğe. Alevli tabaklar mabaklar. Uf, şurada ne reaksiyon çekilir be. Vallahi şurada ne reaksiyon çekilir be. Oy. Yine bir şeyleri kırıyor var ya pezevenk. Evet, geçen haftaki Tag Team furyasının ardından bugün son derece güzel tekli mekli maçlarımız var böyle. Çal kekele bir dinleyelim be reis be. Be yo. Bir konser bir konser olsa da gitsek. Bir opera olsa da gitsek, bir bale olsa da gitsek. Anaannemin evinde de bale vardı değil mi? Dünyadaki en sevdiğim müptezel olabilir. Düğünümde müziğini çaldıracaktım ama düğünüm iptal oldu. Öyle bir şey yaşadık, evet. WrestleMania'da konuklarım var bu arada. Şimdiden söylüyorum. Onlara WrestleMania'da Nakamura'nın girişinde darlamayı düşünüyorum. Geçen hafta alevli marshmallow yiyordu. Pat McAfee vs. Shinsuke Nakamura müthiş bir maç olurdu bu arada var ya. Bayılırdım öyle bir maç olsaydı. Yapşı! Oğlum Nakamura'nın ensesine vurup kandırırsın. O elite götürürsün la. Gel Vince McMahon çağırıyor dersin. Senin için dekor değiştirdik dersin. Ne güzel yapmışsınız. Hem sağdan giriş var hem soldan.
Ben girişip şaşırıyorum. Oo, başkanıma bak, Siyan Punk'a almış. Punk bunu görüyor, triggerlanıyor, düşünsene. Şimdi Shinsuke'yi görüyor, Punk triggerlanıyor bunu görünce. İçer misin? Punk alıyor alevli marshmallow yemeğe, dağa götürüyor var ya. Jeff'le ikisi. All Elite üzerinden şakalar döndürüyorum. WrestleMania'dan sonra All Elite'e geçmek istiyorum ama All Elite'de teliften kaçamıyormuşuz. Neyse, ben de sadece izleyici olarak keyif alacağım All Elite'den. Oğlum, bütün sevdiğim adamlar All Elite. All Elite'den 5 adam alma hakkım olsa şu an WrestleMania'yı tarihin en iyi WrestleMania'sı yaparım var ya. Bütün sevdiğim adamlar WrestleMania. Hep de sevmediğim adamlar kaldı ya, inanılmaz. Hani uğraşsalar bu kadar yapamazlar. Tony Khan, buradan sana söylüyorum. Kafes dövüşüne çık bende kardeşim. Cevabını bekliyorum kardeşim. Tony. Cevabını bekliyorum. Cevabını bekliyorum bak senin. Sana bu kadar konuşuyorum. Niye benim sevdiğim bütün adamları alıyorsun ya? Oğlum bunlar niye iki tane ya? İki tane derdi. İki. Neyse, biz dört kişiyiz diyorum. İyi ki dört kişiyiz diyorum. Nakamura, Nakamura'yı böyle beynimde konuşturmadan duramıyorum. Bir de böyle kedilere altyazı çekezim geliyor öyle. Bir kedilere, bir de Nakamura'ya. Arik Buz yine, kardeşim o hareket öyle değil kardeşim. 2K22'yi ilk oynadığımda iyi bir oyun olduğunu düşünmüştüm ama oynadıkça kötü bir oyunmuş gibi geliyor. Size de oldu mu bu? Ya bu WrestleMania döneminde şaşırtacak bir olay olmadı. Ben eksikliğini yaşıyorum. Çok eksik bir WrestleMania. Endüstriyel WrestleMania dönemi oldu bu. Bir Road to WrestleMania gibi değil yani. Ben bilmiyorum, ben de çoğunuz aynı fikirdesinizdir diye düşünüyorum. Sanki böyle bir pay-per-view'un iyi bir dönemi gibi ama yani normal dönem gibi. Normal artık iyi olmuş. Anlamadım ben. İyi artık normal olmuş. Normal artık ne diyorum, ben bir şeyler dedim yine de siz anladınız yani beni. Yat aşağı. Sizin oraya uzak mı? Ben de inanıyorum. Gel, ben buna inanıyorum. Aa, Yeşilli Dayı gelmiş. Yıllar sonra Yeşilli Dayı gördüm. Oğlum Jimmy şu iki parmağını bantlamış lan şunu. Niye bunu bantladı ki? Yemin ediyorum bunlar mutant ya. Bunlar demek ki şey olmuyor. Ay, bunların ikisini niye bantlar la bir insan? Ay. Oğlum herif güreşirken çok ses çıkarıyor ya. Şey, bir tenisçi vardı. Hayır bak, gerçekten bu gerçekten tenisle ilgili. Neydi o kadının adı? Vurunca bağırıyor diyor. Ah diye böyle. Yok vallahi dur, adı gerçekten tenisten bahsediyorum bu arada. Kadın raketle vurunca, oğlum bak yemin ederim kendi tuzağımıza düştük ya. Şarapova mıydı? Şarapova herhalde. Gerçekten tenisçi. Ek iş olarak yapıyorsa bilmiyorum ama tenisçi diye biliyorum kendisini. Kadın yaşıyordu böyle. Ben yapınca tabii güzel olmadı. Bak aslında Roman'ı devirmek istiyorsan Lesnar, sen Roman'ı falan geç. Şu Usoları bir indir abi SmackDown'da. Bak haftaya da SmackDown var. Gerçi haftaya Usoları bir indir abi. Bu Roman'ı Usolar olmasa zibilyon kere yenerlerdi şimdiye yani. Ay elektro yapma yapma. Bak ben üzülüyorum. Müzik aletleri devreye girince üzülüyorum. Şu elektroyu ne olur heba etmeyin. Evet, aferin Arik Buz. Aferin Arik Buz. Ha şöyle ya. Ne güzel la, bak 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 bak, bayram değil seyran değil, Samoalılar yeniliyor. Bir yerde bir Samoalı yeniliyorsa orada mutluluk ve huzur vardır arkadaşlar. 2 3 bravo lan. Shinsuke be. Yarıyor be. Shinsuke yarıyor arkadaşlar. Şimdi Nakamura dönecek. SummerSlam'de görüşürüz. Abi zaten bir saatlik yok. Yapmayın kurban olayım ya. Ne yapayım, ben de bu Raw'dan görüntüler gösterdikleri esnada ben de Raw reaksiyonundan görüntüler mi koyayım buraya? Reaksiyon debunked. Herif masa yıkırmış, üzüm yiyor ya. Bira olsa gerek ha? Ay uy o, bira lan o, Allah'ım ne? Şampanya da olabilir lan o. Herif yüzünü yıkadı. Ne istiyorsun? Atar'ın televizyon vardı lan orada. Abi ne güzel, şöyle bir işim olsun isterdim ya. Bir yerleri kır ve biz sana para ödeyelim. Müthiş olurdu. Acayip stresliyim şu günlerde var ya. Birilerine bir şeyler fırlatmak isterdim yani. Var mı gönüllü olan? Birinize bir şey fırlatayım. Bir reaksiyona gelen kardeşlerim. Be careful what you wish for diye çok sevdiğim bir cümle vardır WWE'de. 8 days away. Bu dündü, bu 7 gün away. Ya ne dedim lan ben? 7 gün. Evet, SmackDown, Raw'da bir vizyonsuz var. SmackDown'da da bir işsiz var arkadaşlar. Gerçekten.
Hani bunun eline bir kılıç vermişler resmen. Al çocuğumu oyna diye. Bu elinde kılıçla kendini Aragorn sanıyor. Gondor'un kralı sanıyor kendini. Kestiği adam da pavyondaki dörtlü. Seth Rollins ve Drew McIntyre'ı birleşmeye davet ediyorum. Sırf var ya kılıçla yani Drew'u bir yere koyamadık ama WrestleMania'da o kılıçla girişini de kullanmak istiyoruz. Çünkü eşek kadar stage yapacağız. Bu arada WrestleMania'ya bir hafta var ve hiçbir stage resmi normalde lan düşmeliydi şimdiye. Hiç düşmedi. Ben görmedim hani lan. Oha, harbiden. Bu sene hiç WrestleMania stage kuruluyor bilmem ne işte stadyumdan tepeden kamera görüntü her sene olur da Allah Allah. Bu sene harbiden öyle. Oğlum kimse havaya giremedi lan bu sene. Niye öyle oldu? Allah Allah herkese Baron Corbin şansı ver ya Rabbim. Mesela bu hafta böyleyim. Haftaya Happy On At diye geliyorum böyle. Yani her şey düzelmiş. Evet, Sina'dan 5 lira dileniyordu geçen sene. Bir kere bu acayip özendirici bir şey abi. Gidin kumar oynayın diyor yani. Çocuklar izliyor lan bu şovu. Bunu nasıl yaptılar bana? Bu asıl non-PG bu bence yani. Ulan salak, o kadar para kazandıysan git bir saç ektir geri zekalı. Düşünsene milyardersin ama matkap diye bir arkadaşım var hani. Milyon doların da olsa huylu da huyundan vazgeçmez. Yani sizin bugün milyon dolarınız olsa belki çok zengin bir hayat yaşayabilirsiniz ama kendinizi de belli edersiniz yani. Sonradan görme kendini belli eder abi bak bunu unutmayın. Kesinlikle. Ve ben sonradan görmelerden ciddi nefret ederim. Corbin'in gimmick'i şu an sonradan görme. Evet, sonradan görme Corbin. SmackDown niye bu hafta pandemi şovu gibi? Ulan bu izleyiciler para verdiler oğlum. Shinsuke gitti duşunu aldı la. Daha çıktı Marshmallow View. 2 saat oldu. Bir gidemedi İrlanda'ya ya. İrlanda'ya gidip bir yeşil bira içmek istiyorum ya. İrlanda'ya gideceğim. Şeyim var ya, Allah bana ömür verirse İrlanda'ya gideceğim. Çok merak ediyorum İrlanda'yı. Are you ready de vermiyorsunuz abi. Are you ready for a good time de vermiyorsunuz. Anladık köprüler yaptınız, anladık stadınız var lan oğlum, bak parti misiniz, beni konuşturmayın ya. Şunu yaptık, bunu yaptık. Bir maç gösterin maç. Anladık, en yüksek binalar sizin hadi. Niyeyse Rical'ın da bakınca böyle bir enerji hissediyorum abi. Sanki bu adam iyi bir şey olacak gibi, bu adamdan gibi hissediyorum. Niye? Aslında öyle bir şey de yok yani. Gidişatı da yok ama mesela Kofi'ye bakınca bir şey hissetmiyorum. Kofi bildiğin davar Kofi. Xavier. Yani. Xavier Root geri dönmüş arkadaşlar. Ben gittiğinden bile haberim yok. Gelecek bugün inşallah. Tam daha gelemedi. Xavier resmen geldi, Kofi'nin yerine maça çıktı. Al bitirin şimdi zaten iki... Yazıklar olsun ya. Hayır, sizin yapacağınız işe sok... Oğlum. Yazıklar olsun. 35 dakika, 2 maç, biri roll up la. Şefim merhaba. Oo, bir yerden viral almışlar. Del Fresco Steakhouse'un reklamını yaptılar. Bu gidip restoranda oturan köpeklerden. Var öyle köpekler biliyorsunuz. McDonald's'ın önünde falan bekler böyle. Bu da gider 2 günü Hollywood'a ha. Tom ve Jerry'nin filmini çekerler, bu köpeğe oynar. Köpek Spike var diyor, daha onu bu oynar. Yoldaymış, geliyormuş, gelince Lesnar'ı öttürecekmiş. Affedersin. WrestleMania'ya kadar Lesnar abi. WrestleMania'da da Ronda Rousey işte beklediğimize değecek bir şey. Teşekkür ederim. Street Roman. Evet, yine şöyle şöyle gelecek bak, şöyle şöyle yürüyor. Şöyle şöyle yürüyor bak. Şöyle şöyle yürüyor bak Ronda Rousey. Şöyle şöyle yürüyor. Yine kotayı çekmiş beline kadar. Vallahi böyle bir moda var şimdi ya. Göbekleri görünmüyor bu şekilde. Kalça ortaya çıkıyor, göbek görünmüyor. Kadınların var böyle bir taktiği. Yılanlar! Ronda geldi. Saçının rengine bayılıyorum ya. İdeal saç rengim arkadaşlar. Yemin ediyorum. Bence beni çeken saçı bence. Ben bu kadında neyi beğendiğimi bir türlü bulamadım. Beni çeken bence saç rengi. Tam ideal saç. Aradığım ideal saç ya. Kendim için değil. Aslında kendim için. Ama buraya değil, koluma. Evet, bir replaylerden fırsat verirlerse SmackDown izleyeceğim inşallah. Abi Ronda Rousey bana şu hareketi yapsın ya. Vallahi yapsın. Bak saçının rengi ne güzel ya. Bak ideal saç rengim böyle. Aşağı doğru açılıyor bir de böyle. Çok güzel. Afrika safari rengi. Abi çok iyi ya. Brooklyn gibi diyor. Düşük profilli bir şehre geleceğimi mi düşündün diyor.
Türkiye'de bunu yapamazsın var ya, düşünsene. Konya gibi düşük profilli bir şehre geleceğimi mi sandın diyor. Konyalılar ayaklanıyor böyle. Konya böyle yardımlaşma derneği, Konya Barış Derneği, Mevlana Derneği. Herkes böyle şarla tıkınıyoruz. Konyalı milletvekilleri açıklama yapıyor böyle. Bu iş bu ülkede niye olmaz? Etli ekmek diyarı Konya'mızı beğenmeyen Charlotte'ı dönem Mevlana'ların kafasındaki şapka girdi falan böyle açıklama yapıyorlar. Neden maçı ısrarla Submission'a çevirmiyorsunuz peki? Submission edebiyatını yapıp yapıp. Yani bu kadar yaptıysan Submission edebiyatını, çevir maçı Submission'a, uçalım burada ya. Birinci, aynen öyle. Birinci gecenin main event abi bu. Kesinlikle. Onu da kıracak. Bak bak onu da kıracak. Kıza da saldırmaz ama. Onu da kırabilir de onu biz görmeyiz büyük ihtimal. Bir de ikramda bulunuyor bak. Yemin ediyorum. Şey. Aha bak onu zaten gözüne kestirmişti. Onu gözüne kestirmişti. Rico! IC şampiyonumuz. Kıtalar arası şampiyonumuz. Sana saygı duyuyorum Rico. Kellerin gururu. Resmen Vince All Elite'e kaptırmak istemediklerine yağdırdı valla WrestleMania döneminde. Rico, Finn Balor onlara kemer verdi. Kevin Owens'la AJ'ye de sağlam WrestleMania momentlar verdi. Yine bir boka yaramayacak olan loss'lar geliyor. Güller, yine birini öptürecek misiniz kendinizi bu hafta? Yemin ediyorum bak biz hiçbir sike yaramayacağız duruşu bu bak. Biz burada 10 yılda dursak bir bok beceremeyeceğiz duruşu bak bu. Seni mi öpeyim diyor bak. Yok mu orada yoklukta bir ablam? Ha şunu öpün bak. Orada biri var. Siyahlı bir... O erkekmiş lan o. Yeşilli dayı öpsenize. Yeşilli dayı öpsenize. Buldular yemin ediyorum var ya. O abla zaten onun için gelmiş bir bak. Abla zaten 3 kişiydi. Abla onun için gelmiş zaten. Abla evden kalk gündüzden kuaföre gitmiş. Sırf bu an için gelmiş yani. Yeşilli dayı çok üzüldü bu duruma ama. Evet yani best kiss cam ever olabilir bu arada yani. Konuşamadım bile. Neyse adamlar 10 yıl başarılı olamayacaklar belki ama her cuma bir hatun öpüyorsun yani. O hem de her cuma farklı bir hatun. Korona var oğlum, bunu nasıl yapıyorlar acaba? Düşünün, bir işte hiç başarılı olamayacaksınız ama her cuma farklı bir hatunu yanağından öpmek suretiyle öpeceksiniz. Kabul eder miydiniz? Göreyim bakayım yokluktakileri. Bak Rico'nun WrestleMania momentu şimdiden beni... Rico'nun WrestleMania maçı var mı? Kesin yoktur, var ya şimdi. Abi Undertaker'la çok güzel maç yapardı be Rico. Ah be! Neden gittin? 60 yaşında, 80 yaşında bile onu... Oğlum baksana... Tony, yer var mı abi? Yerin var mı Tony abi? Ne wait. Yazıklar olsun ya. Ha bunları kuzen yapmışlar. Bir de Umberto gelsin diyor. Amca çocuğuymuş bunlar. Amcanıza sokayım bir bak şunlara. Öbürü geliyor şimdi. Demin öbürü maç yaptı, şimdi bir de öbürüyle yapacakmış. Yenildi doymadı. Rico çok garip bir adamsın yemin ediyorum ya. Evet hayat kısa, Rico uçacak hayat. Ay, konuşamadım ama uçtu. Ben bugün iyi değilim ya. Ben hasta mıyım acaba? Ben Covid mi oldum acaba? Evet abi, evet bravo. Yemin ediyorum potpori yaptı. Bu contender maçıymış arkadaşlar. Şimdi şu Garza kazandı, o tamam, o contender oldu. Şimdi bir de bu kazanırsa bu da contender oluyor herhalde. Allah Allah, yine mi role? Abi yapma bak. Bak aptalsın. Sakınlıkla. İki kere roll up'layarsan dilimden düşmezsin valla. Allah Allah. İkisini atla, ikisine birden. Kuzen kuzene bir şey olmaz, amca çocuğu. Aynen aynen Rico, atla oğlum gelişine. Evet aynen lan. Bravo var ya. Gitti o ringin altına gitti o. O gitti Rico bak. Sen var ya babayı yedin ha. O abi herif her yerden sekiyor ya. Count out olur bu. Onu ringe atacak, o ayağına yapışacak, o da giremeyecek. Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Mal Rico. Gerizekalı Rico. Kendo stick koymuşlar lan oraya. Hornswoggle taktiği yaptılar var ya. Hornswoggle taktiği derler buna. Yeşilli dayı bu şova geldiğine geleceğine pişman oldu la.
Ben AEW izleyenleri vallahi anlıyorum bu arada. Ve bu bir alışkanlık. Bu gerçekten hani sırf şu anda niye izliyoruz? After WrestleMania var diye. Bu bir alışkanlık yani. AEW izleyenlere gerçekten takdir ediyorum. Devam abi. Evet, en büyük malı ilan ediyorum. Johnny Knoxville gibi bir adamla Anything Goes maçı yapacak yani, inanılmaz. Hani olabilecekleri kestiremiyorum. Çünkü ne böyle açülü arabanın şeyini bağlayıp seni var ya gezdirebilirler bütün stadyumda var ya. Tuvalete koydular bir adamı, Jackass'in bir bölümünde. Tuvaleti komple cihaza bağlayıp mancınıkla attılar. Tuvaletin içi bok doluydu. Sana neler neler yapacaklar var ya. Günümüz YouTube videolarında ceza diye uygulanan şeylerin mucididir Johnny Knoxville. Sakalını mahvedebilirler bu arada WrestleMania'da bunu. Saçı sakalı falan da gidebilir bunun WrestleMania'da. Bu haftayı da bir atlatalım. Ana! Geldi de vurdu gitti lan. Allah seni, git 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 peşinden, ama burada bir bokluk var gibi. Burada bir tuzak var gibi. Gitmeyedin iyiydi. Ben seviyorum abi Baxter. Ne? Aa, Mr. McMahon odasına girdi. Ne vuruyorsun oğlum patrona? Evet, ben de ne eksik hayatımda diyordum. Kadın maçı. O ne lan, ninja kaplumbağa almış o. Saşe'ye bakamadım, şuna bakacağım diye. Allah kahretmesin. Favori ninja kaplumbağanız nedir? Benim Leonardo'ydu. Evet. Triple H bir daha güreşmeyeceğini. Yahu. Böyle büyük bir efsanenin böyle mi olmalı ya? Ya abi çok acımasızsın hayat ya. Bir şey de diyemiyorum. Hani boyun olsa diyeceğim ki iyileşir. Ayak bacak olsa diyeceğim de kalp olunca bir şey diyemiyorum yani. Kalp bu yani. Günlük hayatını bile belki de engelleyecek. Abi çok acımasız bu hayat ya. Triple H lan bu. Enzo abime selamlar. Acın acımdır. Üzüldüm. Hemen bir veda gecesi Hunter abime. Evet oğlum, bu hafta bir bak ne güzel giyinmiş ya. Allah'ım, Liv Morgan beni benden alıyorsun ama Ronda var. Evet, Liv Morgan'a aşık olabilir miyim? Hani bazı şeyler gözünüzün önündedir ama yıllardır fark etmemişsinizdir. Şu an öyle bir aydınlanma yaşadım yani. Hoşuma gitti Liv Morgan. Neden? Ya şuraya bakıyorum, iyi güzel hoşlan. Natalya'yı görüyorum ve diyorum ki abla hazır artık git ya. Abla git, dayına git ya. Allah Allah. Ne kadar güzel olmuşsun. Zincire rağmen şey oldum yani. Hoşuma gitti. Zincir mincir sevmem ben de. Bu tam şey olmuş yani. 2 hafta Rhea ile takılmış hemen. Rhea bunu bozmuş hemen yani bak. Liv de sonradan görme demek ki. Güzel maç bu arada lan. Sasha Banks, Shayna Baszler, Rhea Ripley. O aşağı düşen kim? Onu siktir. Görememem normal bu arada. Zelina. Sasha Banks'in de WrestleMania galibiyeti yok ya. O bilgiyi vereyim. 6-0 mıydı neydi en son? Liv geldi. O ayakkabılarla zor ama Liv'de. O ayakkabılarla zor. Tam bir sonradan görmesin yemin ediyorum var ya. Üniversite 1. sınıftayım. Ailemden uzaktayım. Hadi bara gidelim kızısın şu an ya. Aha bağladı. Haciz geldi evet. Aa sen de bağla. Oğlum küçücük kıza ne yapıyorsun? Ay! Abi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çıktı kızın eli. Kızın eli çıktı çıktı. İkisine birden haciz geldi şu anda. Kızın eli yok bu arada artık ya. Rhea nerede? Hah, o da sen de gel, sana da bağlayamaz herhalde. Vurma ya. Oy! İçim acıdı var ya. Güzel moment'tu bak. Güzel maç. Güzel moment. Taylan kazandı. Allah kahretmesin ya. O da o, hepiniz birbirinize. Ay oğlum ne yapıyor Sasha, bugün double double çalışıyor var ya. İkili ikili haciz getiriyor. Devlet gibi çift zam yapıyor var ya. Kevin Nash ile Zelina Vega'yı aynı ringde görmek isterdim. Haciz geldi Zelina'ya. Vallahi haciz geldi. Kızın kemikleri görünüyor ya. Allah'ım ben. Oy. Buna mekana girince kimlik soruyorlardır var ya. Soramıyorlardır, göremiyorlardır ki. Sasha kazandı. Evet geldi hemen Donatello, şuna bak. Şu var ya hayallerimdeki araba bu arada ya. Köpek, odamda ayı var. Bütün üzümlerini yedi var ya. Bir de Roman'ın niye böyle Dominic Torrent gibi gezdiğini anlamıyorum. Beden hocası gibi geziyor ya. Hacım sen de şöyle çeksen bir siyah gömlek. Çok fena bir ekip olacaksınız var ya, ciddiye alamıyorum ya. Oğlum birden niye geliyorsun? Pat McAfee seni var ya burada mahvederim. Evet, haftaya Go Home Edition'da Andre the Giant Memorial Battle Royale varmış. Geçen yıl da sanki böyle olmuştu. Bakayım ne kadar gereksiz adam. Aa, Finn Balor burada lan. Triple Threat abi, WrestleMania maçı yok adamın ya. Hah, cumartesi ne var ne yok bir öğrenelim şimdi.
Evet, gerçekten yine kına gecesi tadında bir birinci gece olacak gibi duruyor. Yani Drew McIntyre Happy Corbin. Ama biz happy olur muyuz onu bilmiyorum. Yani Bianca Belair, Becky Lynch, Charlotte Ronda main event. Onu anladık. Bir de bu var tabii. Yani birinci gece tam kına gecesi ayarında. Tam kına gecesi ayarında. Evet, köpüş geliyor. Bakayım. Gelince milletin ayaklanması peki böyle. Ben de bir adettendir. Ben de bir dikeleyim bari. WrestleMania maçı diyebileceğim 3 tane maç varsa biri budur yani. İşte ya, herkes telefonunu kaldırıyor. Anın keyfini yaşamıyorsunuz. Kim ne yapsın sizin Roman'ı çekmenizi ya. WrestleMania'da kemerini koruduktan sonra Roman. Siyah gömleği bir çek abi. Tam bir şerefsiz olur var ya. Nargileci olur, nargileci. WrestleMania'da kaybediyormuş bir de. Kaybederse geri alır bu arada, onu da diyeyim de. Kaybetme sürprizini yaşatırlar mı bize diye de düşünmüyor değilim. Ama kaybederse hiçbir anlamı yok bunun yani. Brock Lesnar'ın kazanmasının hiçbir anlamı yok yani. Dedim ki benim için çok fark etmez. İkisi de aynı bokun laciverti benim için ama birçoğunuz için fark edeceğini düşünüyorum. Pazar günü Pat McAfee, Austin Theory mesela. Pazar günü de Celebration maçların hepsi mi pazar günü? Edge vs. AJ Styles mesela. Edge Styles'ı bir güne koyup, yani Lesnar Roman'ı bir güne koymalarını beklerdim. Adamlar resmen bombaladılar. Johnny Knoxville, Sami Zayn mesela pazar günü daha şey duruyor yani. Kuvvetli duruyor aslına bakarsanız. Gerçi iki seferde de öyle oldu sanki ya. Geçtiğimiz iki seferde de öyle. Yani resmen iki geceli üçüncü WrestleMania'mız olacak ya. Dile kolay. Umarım son olur. Baksana abi, ikinci gece çok sağlam ya. İkinci gece iyi sağlam yani. Ölmezsem, sağ kalırsam izleyeceğim ikinci geceyi de. İlk gece çok sarmayacak gibi de ikinci gece iyi. İlk gece de Steve Austin'le, Ronda Rousey'le falan takılacağız. Abi bu herifi bir hızlandırın lan. Ben yani yavaş, Undertaker yıllarca tamam yavaştı, o bana hoşuma gidiyordu da bu herif eşofmanına sokayım senin, şuna bak. Bir saatte etrafa bak, tamam mı? Show bitti arkadaşlar bu arada ya. Bu hafta ne, hiçbir şey yok. Ben neye tepki göstermedim? Ben hiçbir şeye tepki göstermedim ki. Ben hiç beğenmedim bunu. Allah Allah, Road Wrestlemania'dayız lan. Kendinize gelin oğlum. Gaza geldim, ne güzel Brooklyn dedi la. Sana acknowledge'layım. Yok lan, o kadar da değil köpek. Ama acknowledge güzel bir kelime. Ya Brock hala benim odamda mı diyor, odasına gidememiş köpek. Ha, hala soyunma odamdaysan bizzat oraya geliyorum şimdi demek için ringe geldi. Lütfetti. Arkadaşlar ben bu yaz neredeydim? Body Ekrem, Body Roman. Neyi almış lan? Kazma getirmiş lan. Oo! Yine bak kırıyor abi ya. Uf. Herif var ya. Kormula Roman'a. Roman'a kormula Lesnar. Allah aşkına ya. Diktir lan diyor ya. Ya küçük paralar bunlar diyor ya. Ya bırak Allah aşkına arabayı. Bu sıktı bak. Bu gerçekten sıktı. Aha evet. Gel ringe. Ringe gel hocam. Hah geliyor. Şükür. Yani neyini beklemiyordun ki bak, Allah ya Rabbi de. Duayı görüyor musun? Bak herif cinlendi. Bak dua edip. Herif orada hatim indirdi bak. Cinli köpek cinleri çağırdı orada bak. Bak bu tatlı. Ne olur kaçma Roman. Ne olur bir iki suplex görüp. Aa abi gir. Lesnar sen dalarsın ringe ya. Abi bunu yapma işte ya. Beni soğutmayın abi. Sen neyi oraya çıkmaz ki Lesnar. Git dal. Bunlar 2015'te bir Road to WrestleMania yaptı. Birbirlerine dokunmadılar bile var ya. Da şimdi bunun olmaması için bir sebep yok. Abi siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz? Kabilenize sokayım harbiden ya. God mod, God'a bak. Güvenlik koruyor God'ı. Ano! Birini iyi geçirdi var ya. İskarpini birine geçirdi. İskarpinin burnunu var ya. Ay! Tamam hadi geç. Onları. Onlar zaten dağıldı. Onların biri püskürtüldü. Hadi dal. Abi neyi bekliyorsun? Geldi yard seven kardeşler. Ay sokayım gitti sen gelene kadar ya. Gireceğim bir ring ya. Neyine tepki vereyim şunun? Güvenlik döver şimdi. Klasik. Ringde Roman duruyor. Kendi kazmayı almış. Gidiyor araba parçalıyor ya.
Abo Undisputed WWE Universal Champion dediler. Undisputed WWE Universal Champion. Raw kemeri gider abi. Bayağı bitti SmackDown ve şu anda Roman Reigns'in müziği çalıyor. Lesnar içeride ama Roman Reigns'in müziği çalıyor. İnanılmaz ya. İnanılmaz ya. Ben bu SmackDown'u yazanlara buradan selam söylüyorum. Özür diliyorum bu hafta reaksiyon çektiğim için. Hepinizden özür diliyorum arkadaşlar. Hiçbir şey yok. 1 saat 24 dakika 48 saniye şov. Hiçbir şey yok. İnanılmaz. Road to WrestleMania'dayız yani. Pazartesi itibariyle WrestleMania haftasına giriyoruz. Şu kadar heyecanlı olan var mı? Dürüst olun. Ya ben heyecanlandırmaya çalışmak istemiştim ama yok mu All Elite'in bir WrestleMania'sı ya? Görüşürüz. Like, yorum. Bye bye.